Okyanus Ötesi'nden herkese merhabalar. Adem Yozarslan'la birlikte her cuma olduğu gibi bu haftada elimizden geldiği kadarıyla gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Washington DC'den sizlere bu yayını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Okyanus Ötesi programı haftanın her yayın gününde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle karşınızda oluyor. Washington DC bu aralar evet öncelikle gündem seçimler yıl sonu itibariyle bu sonbaharda Amerika'da seçimler var. Bunlar gündemde konuşuluyor. Fakat daha çok kongreyi ve Washington DC'yi şu an itibariyle e, öne aldığı konuların başında Gazze'deki olaylar ve İsrail-Filistin arasındaki gerginlik gündeme geliyor. E, demokratların tutumu, cumhuriyetçilerin tutumu farklı farklı olarak karşımıza çıkıyor. E, Biden yönetimi uzunca bir süredir tutumundan dolayı eleştiriler alıyordu. Fakat onların da gördüğümüz kadarıyla son zamanlarda duruşlarında bir değişiklik meydana geliyor. Sıcak gelişme Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde Amerika'da kongreye seslenecek olması. Burada nasıl bir mesaj verecek? Hem Netanyahu'nun Amerika'ya vereceği mesaj hem de Amerika'nın dünyaya vereceği mesaj. Bu anlamda önemli. İstersen Adem buradan başlayalım. Washington DC'nin sıcak gündeminden başlayalım. Sonra yavaş yavaş biraz daha belgelimizi geniş bir açıya doğru götürelim Evet yani Amerika'da e, her zaman olduğu gibi konuşacak çok şey var e, ama çoğu Türkiye ile ilgili değil tabii yani Amerikanın kendi gündemleri var. E, ya bunlardan bir tanesi mesela şu an en çok konuşulan sosyal medyada da çok konuşulan bir konu var. E, bilmiyorum sen hiç izledin mi? Morgan Spurlock diye bir adam vardı hatırlar mısın bilmiyorum. McDonald's için bir belgesel çekmişti en son. Eğer sadece fast food evet. yersen ne olur diye bir belgeseli vardı. E, evet o belgeseli gördün. hatırladım ama ismi bilmiyordum. Evet. Ha. O adam 53 yaşında hayatını kaybetti ee, ve şey yani hani McDonald's yiyenlerin e, hani sağlıkla ilgili çok bir şey yok ama bu tartışma Amerika'da çok büyüyecek çünkü Associated Press'te falan son dakika flash haber olarak var. Adam 53 yaşında hayatını kaybetti ve bu adam uzun süre McDonald's yiyerek Amerika gündemini meşgul etmişti. Sadece McDonald's yiyerek böyle işte fast food yiyerek ne oluyor diye baktılar. Adam iflas etti. Bir ayda vücudu darmadağın oldu adamın. İşte 53 yaşında da kanser oldu. Yani bu bu araştırma birkaç yıl önceydi. Demek ki neymiş? E, fast food'dan özellikle McDonald's gibi yerlerden uzak durmak lazımmış. Yani bir yatırım tavsiyesi değildir ama bir sağlık tavsiyesidir. Ya, junk <laughs> food veriyorum. diyorlar ya. Junk food diyorlar. Ya, Onlardan uzak durmak Yani var. gerçekten çöp. Hani e, şunu söyleyeyim ben McDonald's'ta çalıştım. Yani McDonald's'ın mutfak kısmında çalıştım. E, sağlıksızlığı konusunda garanti edebilirim size. Ve ben... Çok uzun yıllardır McDonald's hiç tüketmedim yani onu da net olarak ifade edeyim. Çünkü gördüm, çalıştım yani 2000 yılı yazında Londra'da McDonald's'ta hatta söyleyeyim British Museum'un yanında Holborn McDonald's vardı. O McDonald's'ta çalıştım ve gerçekten sağlıksızlık konusunda eline kimse su dökemez McDonald's'ı. Aslında bu... Evet, <laughs> Bu Facebook ve junk food meselesi Amerika'da çok çok konuşulan, hep tartışılan konulardan bir tanesi. Ve maalesef Amerikalıların önüne sürekli sadece bu hızlı marketlerde, hızlı tüketim yapılan yerler değil, normal alışverişlerin yapıldığı marketlerde de bunlar insanların önüne sürülüyor. Ve kapış kapış gidiyor. Market arabaları böyle ağzına kadar bu tarz ürünlerle dolu. Sen de görüyorsun çok tartışma var. Yani eskiden beri hep konuşulurdu bu da ben artık gözlerimle böyle son zamanlarda gördüğüm için bir taraftan hem hayretle bakıyorum, bir taraftan sanki kopamıyorsun gibi değişik bir durumla karşı karşıyayız. Yani proses ürün dedikleri, işlemden geçmiş ürünler Amerika'nın gıda sektörünün çok çok büyük bir oranını kaplıyor. Bunu açık yürekte söyleyebilirim. Ya iş biraz da ekonomiyle alakalı. Şimdi mesela son yıllarda şey organik marketler, işte Whole Foods gibi yerler çok ön plana çıktı biliyorsun. Ama orada fiyatlar Walmart gibi ne bileyim Target gibi daha düşük gelir seviyesindeki insanların yoğun kullandığı marketlerin 2-3 katı. Hani sağlıklı beslenmek de ciddi bir maliyet aslında bakarsan. Yani öyle bir evet. özellikle böyle şey organik ürünler ya da işte işlenmemiş ürünleri satan marketlerin fiyatlarına bak. Bir taraftan dön işte Walmart gibi Türkiye'deki Migros gibi mağazaların şeylerine bak. Amerika versiyonlarına bak. Fiyatlar farklı. Dolayısıyla e, yani sağlıklı beslenmek için de aslında baya bir para kazanmak gerekiyor. Adem şimdi organik organik diye dediklerinden de alıyorum ben e, bazen. Fakat Organik, nesi organik bilmiyorum. Orada üstünde organik yazıyor. Adı da organik. Böyle kocaman yeşil yeşil yazıyorlar. Ama ne o eski tatlar, ne o eski kokular, ne o işte bahçeden topladığın şeylerin tadı tuz hiçbirinde yok. Yani organik dediklerinde de yok. Gerçekten umarım bizim anladığımız anlamda organiktir bu ürünler. İnşallah. Neyse evet. biz bu uzmanlık alanımız değil artık bilmiyoruz. Değil ama bunu evet. neden böyle bir giriş yaptığımızı bazı izleyicilerimiz şey yapabilir ya. Amerika enteresan bir coğrafya. Yani dünyanın yarısı yıkılsa da adamların en çok konuştuğu konular bu tip konular. Ee, daha çok kendi gündemine odaklanıyor. Yani düşünsenize Associated Press gibi dünyanın en büyük haber ajanslarından biri. Flash haberi bu. Evet. Öyle çünkü hayat böyle yani Oklahoma'da yaşıyorsun, Kentucky'de yaşıyorsun, Ohio'da yaşıyorsun. Onlar yani dünyanın geri kalanına çok ilgilenmiyorlar. Yemeleri, içmeleri, normal kendi sosyal hayatları bunlarla ilgileniyorlar. Evet. Biraz da Amerika tabii çok büyük bir ülke olduğu için kendi coğrafyalarındaki yaşadıkları, yaptıkları yetiyor. Kendi coğrafyalarının televizyonları var, gazeteleri var. Her istediklerini kendi ellerinin altında buluyorlar. O yüzden başka bir yere bakma ihtiyacı bile hissetmiyorlar çoğu Amerikalı için söylüyorum. Evet, kesinlikle. Yani ülkenin çok büyük olması, herkesin e, daha lokal düşünmesi, yerel düşünmesi böyle bir realitesi var. Ama tabii ki asıl konumuza gelelim. Amerika'da İsrail, Netanyahu ana gündemlerden bir tanesi. Şöyle bir örnek vereyim. Dün, yanlış bilmiyorsam dündü. Hani Türkiye-Amerika saatini karıştırmamak için söylüyorum. E, İsrail Milli Günü resepsiyonu vardı mesela. Milli Gün resepsiyonuna demokratlar çok az katıldı. Normalde çok katılırlardı ve orada böyle hani bir destek gösterisine dönüşürdü. Hele bir de seçim yılındayız Amerika'da. Demokratların çok düşük katılımla olması dikkat çekici. Yani Biden yönetiminin Netanyahu'ya mesafe koyduğunu zaten hep anlatıyoruz. Netanyahu ile ilgili ya da İsrail ile ilgili konularda biraz daha geri çektiler. Çünkü anketlere yansıyan bir tablo var. Biden, İsrail politikası sebebiyle, Netanyahu'ya verdiği destek sebebiyle çok ciddi puan kaybediyor. Ama buna karşı da Cumhuriyetçiler karşı bir hamle yapıyor malum gördün. Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Netanyahu ile ilgili açıklamalar yapıyor. Diyor ki işte Netanyahu kongrede konuşacak. Bakalım o da çok ilginç olacak. Protestolarla falan karşılaşabilir. Çünkü demokratlar içerisinde çok ciddi bir şey var. Karşı görüş de var. Dolayısıyla İsrail, Netanyahu, Gazze meselesi Amerika'da tartışılmaya devam ediyor. Evet yani e, en baştan itibaren dünyanın geri kalanında daha çok Amerika'nın hep gündemiydi bu mevzu. Amerika'nın tutumu e, ilk e, Ekim ayından itibaren nasıl, nasıl olacağı önemliydi. Amerika'nın duruşu belli oldu. Fakat tabii bir taraftan kamunun ve devletin duruşu, bir taraftan kamuoyunun duruşu gibi konular hep gündemde durmaya devam etti. Üzerinden 6-7 ay, 8 ay neredeyse zaman geçmiş olmasına rağmen şu anda en çok konuşulan konu neredeyse benim gördüğüm kadarıyla Amerika medyasına da baktığımda yani sonbaharda yapılacak seçimler kadar bu konuda e, herkesin önüne sunuluyor şeklinde görüyorum ben. Hiç neredeyse sıcaklığını yitirmedi. Aslında bu konuda genel Amerika'dan şeyler konuşuyoruz ama Erdoğan kısmına bakarsak, Erdoğan e, tamamen kelimenin anlamıyla sınıfta kaldı. Benim burada gördüğüm tamamen Erdoğan destekçisi e, bazı e, insanlar vardı. Onlar bile Erdoğan'ın bu duruşunun laftan öte geçmediğini, sadece kuru laflar elde ettiğini, orada Filistin'deki Müslümanların herhangi bir şekilde yanında durmadığını, ticaretine devam ettiğini görüyorlar. Yani gözü kapalı Erdoğan'ı destekleyenler bile bu olaydan itibaren Erdoğan'ın iki yüzlülüğünü bir kez daha onlar da sanki görüyormuş gibi ben hissettim. Bilmiyorum sen de zaman zaman böyle insanlarla karşılaşıyorsundur. Ya benim muhatap olduğum kitle e, ya da aktörler beni çok sevdiği için sürekli benimle etkileşime, etkileşime geçiyorlar. Onlara göre şöyle bir tablo var. Türk komandoları kıyafet değiştirip Gazze'de şu anda İsrail ile savaşıyor. E, operasyon üstüne operasyon yapıyor falan yani öyle bir tabloda. Hani gerçekten Allah şifa versin diyorum bu kitleye. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Peki hani şimdi Amerika demişken Adem 2-3 ay kadar önce Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu bir trafik kazası geçirdi biliyorsun. Olaylar olaylar. Herkes onu da yakından Geçirmedi, takip ediyor. Bir Kaza yaptı. Birini öldürdü. Kazaya, kazaya sebebiyet verdi. Ve birini öldürdü. Sonra gelişmeler arka arkasına geldi. Gece yarısı anneler, şoförler, uçaklar, Mısırlar falan derken herkes zaten yakından biliyor konuyu. En son Eylem Tok'la oğlu soluğu Amerika'da aldılar. Mısır'a ilk bulduğu uçakla Mısır'a gidip oradan da Amerika'ya geçmiş vesaire ne olacak falan der ki deniyordu gündemden bu konu zaten düşer ne olacak üç gün Türkiye'de bir konunun ömrü deniyordu ama olmadı birileri sıcak sıcak tutmaya devam ediyorlar New York'tan annesiyle oğlunun böyle neşeli görüntülerini fotoğraflarını paylaştılar vesaire şimdi son durum Türkiye kırmızı bülten talep etmişti interpol'den ve interpol kırmızı bülten talebini kabul etti eylem Tokla oğlunun Amerika'dan iadesi söz konusu olabilir mi Bu nasıl bir süreç olur senin gibi kırmızı bültenle arananlar konusundaki tecrübeli olan bir gazetecinin bu konuda söyleyecekleri olabilir. Şimdi önce bir düzeltme yapayım. Ben kırmızı bültenle aranmıyorum. Neden? Çünkü kırmızı bülten adresi belli olmayan kişiler için çıkartılır. Kırmızı bülten e, sadece kayıp kişiler için çıkartılan bir prosedürel işlemdir. Dolayısıyla hani sen ben Bizler böyle, falan bir talep, değil. böyle bir talep olmuştu seninle alakalı yanlış hatırladım. İşte Anlatacağım bunu. Böyle bir talep oldu. Bu da Erdoğan rejiminin nargile kafelerden topladığı adamları hakim savcı yapmasının bir sonucu. Kırmızı bülteni kime çıkarmaları gerektiğini bile bilmiyorlar. Kırmızı bülten çıkarttılar. İnterpol dedik ya şaka mısınız? Kırmızı bülten yeri yurdu belli olan adresi olan insanlar için çıkartılmaz. Kırmızı bülten onunla ilgili mahkeme adli süreçler farklıdır. Düzeltin dediler. Sonra benimle ilgili kırmızı bülteni yakalama kararına çevirdiler. Yani evet. böyle şey işte adresim yurdum belli işte yok Amerika'ya yazı yazıyorlar. İşte adli ilişki kapsamında şöyle yapın böyle yapın şeklinde. Hani ya benim adresimin ne olduğunu merak eden E-Devlet'e girip bakabilir. De Savcıların elinin altında bu yetki var. Benim adresim elçilikte, telefonum elçilikte yerin belli, hani böyle bir şey mümkün değil. Bir de bir de böyle Amerika'da, Amerika bir yerlerde eğer yerleşik bir yerde yaşıyorsan zaten adresini gizleyemezsin, istesen de gizleyemezsin yani Ya hayır şöyle, yani bu algı şeyleri o kadar fesbaya ki, yani adam kime kırmızı bülten çıkarması gerektiği konusunda bile hukuki bilgisi yok. İşte bu AKP'li hakim düzen böyle. yani CHP CHP'ye soralım, onlardan daha iyi bilebilir. <laughs> evet o bilebilir. Ee, ama ChatGPT ile de kullanılacak bir altyapı da gerekiyor. Yani herkes onu bile kullanamayabiliyor. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Ee, eylem Tok'la ilgili olarak hani kırmızı bülten çıkarttın diyelim. Çünkü yeri yurdu belli değil. Önce bulunması lazım. Amerika'da ama unutmayalım çocuk Amerikan vatandaşı. Evet. Dolayısıyla iadesi o kadar kolay değil. Bunun bir yargılama süreci, bir delillerin temini süreci olacak. Ama imkansız da değil. Çünkü söz konusu olan bir adi suç. yani bir trafik kazası hani adi suçtan kastım suçun e, hukuki tanımıyla ilgili. Hani yanlış anlaşılmasın çocuğun ölümüne neden oldu birinin. O açıdan demiyorum. Hani terör suçu değil, siyasi suç değil. Dolayısıyla iadesiyle ilgili prosedür siyasi konular kadar e, adli bir suç, e, suç olmaz. Olsun. Evet yani ama ben e, çok beklemiyorum. Yani iade edilmesi süreçleriyle ilgili yani hiçbir şey olmasa bakın hiçbir şey olmasa Eylem Tokun avukatı Türkiye'de kötü muamele işkence var deyip gider. İşkenceyi önleme konvansiyonu var uluslararası ve bağlayıcı. E, oradan bile iade ettirmezler. Değil mi? Evet, burada şimdi kişi... bir soru var. İnsanlar niye Eylem Tokun oğluna işkence yapsınlar diyen olabiliriz izleyicilerimizden. Ya karakola düşüp, adliyeye düşüp, sorguya düşüp işkence görmeyen kaldı mı Türkiye'de? Yani Türkiye'ye getirdikleri yere bak. Ya Metin şöyle bir şey hani daha daha Türkiye... daha geçen hafta daha iki hafta önce biliyorsun kaç tane küçük kızı 13 14 yaşındaki çocukları toparlayıp evlerine alıp götürdüler Türkiye'de ve 16 şey... saat boyunca orada tutup size burada kan kusturacağız falan diyen insanlar. Bunları uluslararası makamlar görmüyor mu? Görüyor tabii ki. bir de bunu kendi elleriyle servis ediyorlar. Kendi Anadolu Ajansından, havuz medyasından servis ediyorlar. Şimdi bak burada bir parantez açayım. Tam yeri e, değil ama 28 Şubat tartışmaları da çok yoğun olduğu için bugünlerde işte mesela düşünün darbeci paşaları serbest bırakanlar Hüday Kaya'yı cezaevinde tutmaya devam ediyor ve 28 Şubat mağduru oydu. Yani herkes mağdurdu ama o ailesiyle birlikte sembol isimlerden birisiydi 28 Şubat mağduriyetleri açısından. Paşa, darbecileri serbest bırakıyorlar ama Hüda Kaya hala tutuklu. Şimdi burada başka bir şeye geleceğim. Şimdi biz 28 Şubat döneminde sen de ben de gazeteciydik. Mesleğim yeni yıllarda daha çok tecrübeli değildik o yıllarda. O yıllarda hep şunu konuşurduk. Ya Türkiye ne kadar tuhaf bir ülke ki biz e, bırakın genelkurmay başkanlığı, kuvvet komutanlarını, genel sekreterleri, ne bileyim işte J başkanlarını, istihbarat başkanlığı, işte ne bileyim Yargıtay başsavcısını, Danıştay bilmem kimini, e, ağır ceza mahkemesi başkanlarını biliyorduk. Niye? Çünkü bütün rejim tartışmaları bunların üzerinden dönüyordu. Hepimiz o dönem AKP iktidara geldiğinde destek verdik. Askeri vesayet bitsin, bürokratik vesayet bitsin, demokratik kurallar işlesin, Türkiye'de medeni bir hukuk devleti haline gelsin diye. Erdoğan ilk iki döneminde bu konuda ciddi adımlar attı ama sonra fark ettik ki adamın derdi demokrasi getirmek değil, kendi paralel devletini kurmakmış. Ve şöyle bir tabloyla karşı karşıya geldik şu anda. Ya biz günlerdir şunu konuşuyoruz. Ee, Barış Boyun çetesi, Ayhan Boran Kaplan çetesi, Daltonlar çetesi, şu çete, bu çete. Ya Türkiye'de herkes mafya örgütlerinin isimlerini biliyor. Tamam, artık çok şükür askeri vesayet ya da bürokratik vesayet diye komutanların ya da yargıçların isimlerini konuşmuyoruz tartışmalarda ama ya bizi öyle bir yere getirdiler ki Türkiye'de herkes çete uzmanı, herkes uzman. Hani Amerika için söylenen bir şey var ya vahşi batı ya vahşi batı artık Türkiye. Yani sosyal medya evet. feed'imde her gün ya her gün sayısız haber okuyorum. Sokakta çatışma, infaz, yaralama, öldürme, gitme, gelme. Ya Türkiye tam anlamıyla bir vahşi batıya döndü ve biz Türkiye'de televizyonlara dikkat edin günlerdir, haftalardır sosyal medya, internet ya mafya örgütlerini tartışıyoruz. Hangi mafya örgütü? hangi konuda ne yaptı? Ya Sedat Peker videolarını alın, başkalarını alın. Ya mafya örgütleri Türkiye gündemi. Yani AKP'nin Türkiye'ye getirdiği yere bakar mısınız ya? Yani? Maalesef, maalesef. Pekala Adem şimdi bir mevzu daha var o da şu sosyal medya konusu Türkiye'de zaten biliyorsun hepimizin hesaplarında bir kısıtlama var hele şu YouTube hesapları zaten artık evlere şenlik iyiden iyiye Türkiye'de kısıtlandığını zaten görebiliyoruz Bazılarını kısıtlıyorlar, bazılarını da pof pofluyorlar, öne çıkarıyorlar, altlarını çiziyorlar vesaire. Şimdi X, yani eski adıyla Twitter, Türkiye'de bir ofis açıyor. Daha önce de böyle ofis açması konusunda baskılar olmuştu. Şimdi kadar yapmamışlardı ama ofis açıyorlar. Bu ne anlama gelecek? Yani Twitter hesaplarının da artık Erdoğan ve rejiminin istemediği bir şey olursa Oradaki ofise baskı yaparak Türkiye'deki hesapların ya kısıtlanması ya kapatılması gibi sonuçlar doğuracak mı ki öyle gözüküyor. Ee, bu konuyla ilgili uzun zamandır tecrübeler yaşıyoruz. Ee, gözümüzün önünde her şey gerçekleşiyor ve Erdoğan rejimi adım adım Türkiye'yi dünyadan koparma e, adımlarına bir yenisini daha eklemiş durumdalar. Kendi propaganda yapacakları medyayı e, sadece insanlarla muhatap etme konusunda hızlı ilerliyorlar yaşadığımız bir internet dünyası, sosyal medya dünyasının bile önünü kesecek yolları aramaya devam ediyorlar. İşte motivasyonları bozulmuyor. Herhalde bu da o steplerden bir tanesi. Kesinlikle Erdoğan rejimi 2007-2008'den başlayıp adım adım Türk medyasını ele geçirdi. Önce sabah hı hı. ATV, Star grubuyla başladı. Arkasından o gazla devam etti. Hürriyeti, Kanal D, CNN'i ele geçiremediği, patronlarını satın alamadığı bugün ve İpek Medya gibi ya da Zaman Samanyolu gibi grupları da polis yoluyla gasp etti ve oraları kapattı. Şimdi Türk medyası, konvansiyonel medya elinde. Bir de oturdu, kamu kaynaklarıyla, milletin vergileriyle oluşturulan kamu hazinesinden binlerce troll, 200 bin kişiden bahsediliyor kendileri, 200 bin kişiden oluşan bir troll ordusu kurdular. Maaşlarını da sizin bizim vergilerimizden, halkın parasından ödendi. Ve bunlar küfür, kıyamet, tehdit, gündem oluşturma her şeyi yaptılar. Bütün bunlara rağmen Erdoğan şunu başaramadı. Yani sosyal medyayı daha doğrusu alternatif mecraları tamamen kısamadı. Çünkü ne kadar çok troll ordusu beslerseniz besleyin. Ne kadar çok Türk medyasını kanun gücüyle ya da işte ne bileyim illegal mafyatik yöntemlerle düşünün. Unutmayın yani haber şeyin hürriyetin kapısını taşladılar. Kapısında e, taşla fotoğraf veren isimler sonra büyükelçi falan yapıldı. O Adnan kara vardı ya şey pardon AKP Londra temsilcisi yapılmıştı. Bağlı maaşla yüklü göreve gönderildi falan. Yani bunların hepsini yaptılar ama işe yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü hakikate karşı milyon tane yalanın bir hükmü yok. Hakikat bir tane, hakikat bir tweet hesabından bile olsa o hipnozu bozuyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın hedefi uzun zamandır sosyal medyayı kontrol altına almak. Yani kontrol altına almaktaki kasıt şu. Bütün aykırı sesleri susturmak ve onların ortaya koyduğu bilgi, belge, görüntü ne varsa hepsini temizlemek. Yani derdi pür bir internet ortamı ortamı oluşturmak. Bakın izleyicilerimize hatırlatalım. Öyle bir temizlik hareketi yapılıyor ki her gün binlerce içeriği siliyorlar. Yani düşünün siz her türlü yasa koydunuz, hapse hapsettiniz, baskı yaptınız oldu, bu oldu. Bir tane vatandaşın evet. ihbarı, bilgisi paylaşımıyla bir gazeteci bir skandal ortaya koydu. Evet. İki gün konuşturuluyor bu konu. İki gün konuştuktan sonra ne oluyor? O içerikler bırakın erişim engelini o şeyin, e, haber sitesinin ya da tweet hesabının bir tabanından, şeyinden, sayfasından çıkartılıyor. Yani siliniyor. O haberlerin hepsi birden temizleniyor. Ve dikkat edin. Mesela AKP'li isimler. Şimdi dışişleri bakan yardımcısı yapılan bir tane çocuk var mesela. E, Ney Serimdi soy ismi. Erdoğan ailesinin şeyi kasalarından bir tanesi Serim ailesi. Ya bu adamla ilgili çıkan haberlerin hepsini bir bak Musur uçmuş. Tertemiz. Hiçbiri kalmamış. Evet. Çünkü yargı tamamen kontrolünde olduğu için Erdoğan'ın, matbu şeyler basıyorlar. Ee, içerik engelleme, içerik çıkarma haberleri basıyorlar. Ve oturup Google'dan, işte bütün veri tabanından, gazetelerin, internet sitelerinin veri tabalarından bu haberleri böyle kiraz seçer gibi tek tek seçip siliyorlar. Şimdi bunları da yaptılar ama hala, ama hala bir yerde tam suskunluk, tam sessizlik sağlanamadı. İşte bunu da bu aşamada Twitter hesabının, şey Twitter'ın Türkiye temsilciliğiyle yapacaklar. Oraya atanan tüzel kişilik, oraya atanan şirket üzerinden bir takım tehditle, şantajla, yasal baskıyla e, muhalif kalan, rejimin hoşuna gitmeyen haberleri üreten birkaç gazeteci, birkaç hesap bu sayede susturulmuş olacak. E, bu açıdan da çok tarihsiz bir gelişme. Çünkü bu konu dünyanın her yerinde sansür tartışması içerisinde sürüyor. Bunun bir de YouTube'a bakan boyutu var. YouTube'da bunu çok daha zekice yapıyor. Aslında Elon Musk'a teşekkür etmek lazım. Şöyle ki o çok açık yaptı. Dedi ki ya ben dedi Türkiye'deki operasyonumu 3-5 tane gazetecinin hesabı için tehlikeye atamam. Bunları kapatıyorum dedi. Kapattı. Yani hiç böyle hmm. gizli saklı değil. Kendisi tweet attı. Ama YouTube ne yapıyor? YouTube daha kurnazcasını yapıyor. Görünüşte yasak koymuyor. Mesela sizin hesabınızı Türkiye'den kapatıyor. Mesela benim YouTube kanalım işte TR724 YouTube kanalı Türkiye'den erişimi kapalı. VPN'de şunda bunda ulaşan insanlar, e, alternatif ülkelerden, başka ülkelerden ulaşan insanlar da şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu shadow banning çok yaygın bir uygulama. Gölge engelleme. Pratikte şey yasal olarak gerçekte sizi engellemiyorlar ama pratikte erişiminizi engelliyorlar sizin ulaşımınızı kısıtlıyorlar. Böylece alternatif sesler engellenmiş oluyor. Adem yani, şimdi maalesef, şöyle YouTube diyoruz. kanallarımıza YouTube kanallarımıza girip içine baktığımızda gelen seyircileri şöyle bir analiz ed ettiğinde direkt sana iyi olmuş seyircilerin bir seyredilme oranı var. Fakat aynı zamanda asıl büyük kitle senin iç yaptığın, ürettiğin içeriği arayan insanların önüne YouTube'un bunu sunmasıyla gelen seyirciler. Ona recommendation deniyor ya. Ee, pek çok insana bunu e, böyle hamuduyla yaptığını görüyorsun yani bu konuyla alakalı insanlar öne çıkarıyor. Fakat ne şey, olarak ifade edelim? Evet. Ya şöyle söyleyeyim ya hani bazıları dediğin kısım ne? Çok açık söylüyorum. Bir şey Fatih Altaylı gibi, Levent gibi, işte birkaç tane daha böyle isim var. Abi ne, ne yaparsan ne? yap bunlardan kurtulamıyorsun. Bulokluyorsun. İşte, ben çıkayım. bu içeri istemiyorum kardeşim diyorsun. Abi her yerden hani ağzından burnundan kullandığın her yerinden bir Fatih Altaylı sokuyor YouTube. Ya istemiyorum kardeşim blokluyorum istemiyorum. Levent'i onu bunu dinlemek istemiyorum diye. Böyle isimler sıralama yapıyorum kendi şeyinde e, sayfamda. Abi yok yani hani sonra diyorlar ki ya bunlar çok izleniyor. Abi izlenmemesi mümkün değil ki. Yani YouTube senin kanal şey bu bazı isimleri öyle bir pompalıyor ki. Yani önüne düşürdüğü adamın yüzde biri tıklası zaten bir milyon kişi yapıyor. Evet. Öbür taraftan bakıyorsun alternatif kanallar mesela benim kendi örneğimden söyleyeyim YouTube istatistiklerinde açık gözüküyor. Abi sıfır yeni izleyici nasıl olabilir? Mümkün mü böyle bir şey? Çünkü sıfır önermeyle geçiyor kanal, sıfır önerme. Yani Mayıs 2023'ten itibaren çok net bir şekilde istatistikte gözüküyor. Kanalı abonelere bile göstermiyorlar. Ne de bu işte bu Shadow doğu dedikleri bu gölge engelleme böyle bir şey. Ve bununla tamamen ay aykırı, alternatif, Erdoğan rejimin hoşuna gitmeyen kanalları, e yayınları bastırmış oluyorlar. Burada izleyicilerimize görev düşüyor. Hani bakın çok önemli bu. Çünkü bu sansürü, bu engellemedir ancak izleyici aşar. Nasıl açar? İzleyici tepkisini dile getirir. Önemsediği yayınlarınla ilgili bildirimleri açar, yayın geldiğinde tıklar ve bu şekilde muhafaza edebilirler bu kanalları. Aksi halde yakında Kuzey Kore medyası tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Evet. Peki abi, bu konuyla alakalı söylenecek çok şey var ama bizim önümüzde birkaç konumuz daha var. Yani bize ayrılan sürenin içinde bunları da anlatmaya, konuşmaya, değerlendirmeye çalışalım. Bir, Türkiye Türkiye'ye doğru geçelim ama geçerken yine Amerika bağlantıları. Geçmeyelim bir dakika. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın... Onu diyecektim evet. 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 Sen de girebilirsin. Evet, evet, gireceksin. Devam et. Ben sözünü Yani Amerika soru. Dışişleri Bakanı Blinken önümüzdeki günlerde Gürcistan'a vize kısıtlaması getireceğini söyledi. Konu da e, yabancı ajan yasasının Gürcistan'da kabul edilmiş olması ki yabancı ajan yasası Gürcistan'ın e, halkın toplumun çoğunluğu tarafından da e, istenmeyen ve protestolar edilen ancak o protestolara sert bir şekilde müdahale edilen bir yasa oldu. Şimdi bu yasa hadi içeride geçirdiler. Amerika da buna tepki olarak Gürcistan'a bir vize zorluğu getireceğini söyledi. Ama Türkiye'de ilgilendiren bir konu var. Bu kapı açmışken sen de istersen bu Türkiye konusuna gir. E şöyle bir etki ajanlığı, önce casusluk falan dediler, sonra etki ajanlığına dönüştürdüler. Sonra da tepkiler üzerine parlamentoya geri gönderdiler, bir daha görüşelim falan diye. Ama bu yasa bu şekilde geri gelecektir emin olun birkaç makyajın dışında. Çünkü Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Az önce bıraktığım yerden devam edeyim. Her türlü engellemeleri yaptılar ama işte uluslararası basın örgütlerinin Türkiye muhabirleri olabiliyor. Ya da işte bir takım başka uluslararası kurumların Türkiye'deki uzantıları olabiliyor. Bunları tamamen susturamadılar. Onlara engel getirdikleri halde düşünsenize ya. Voice of America Amerika'nın sesi Türkiye'de yasaklı. Deutsche Welle yasaklı. Yani düşünün uluslararası Euronews yasaklı. Yani dünyanın uluslararası bilinen saygın haber ajanslarının sayfalarına Türkiye'den ancak VPN'de ulaşabiliyorsun. Böyle bir tablo. Buradan daha bir öteki aşamaya geçecekler. Artık her şeyi etki ajanlarına sokabilecekler. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şimdi yapay zeka şu an çok popüler ya. Yani gündem inanılmaz derecede yapay zekanın etrafında dönüyor. Hatta bu sabah ölüme düşen bir tane şey var. Amerika'da çekmiş bir Türk kız e, markete gidiyor. Karpuz seçecek. Yapay zekaya soruyor. Bunun hangisi daha iyidir diye. Yapay evet. zekanın söylediği ikisini de alıyor götürüyor eve, de, test ediyor. Gerçekten de yapay zekanın önerdiği, bu kötü dediği çok kötü, bu iyi dediği iyi çıkıyor. Yani yapay zeka <laughs> böyle bir şey. Şimdi bu yapay zeka ile ilgili... Arkadaşlarla, evet. evet Şimdi şöyle düşünebiliyor musunuz? Yapay zeka ile ilgili İstanbul'da bir konferans planlıyorsun diyelim. Yapay zekanın politik hayata etkisi ya da onu da geçin, sosyal hayata etkisi diye bir bilimsel toplantı yaptın diyelim. Ya burada çıkan, e, toplantıda konuşan insanların hepsinin etki ajanı adı altında tutuklanması kuvvetle muhtemel bu yasayla birlikte. Hani olay sadece gazetecilerle ilgili bir durum değil. Olay bu öyle esnek bir ifade ki hani editör masasında da konuştuk. Yeni seferberlik yönetmeliği de öyle. Ya Erdoğan rejiminin alameti farikalarından birisi bu. Esnek maddeler. Öyle bir esnek yazıyorlar ki maddeler. Hani insan okuduğu zaman ya bunlar niye böyle belirsiz, muğlak? Bu bir strateji bunu belirsiz muğlak bırakarak istediğin her yöne çekebiliyorsun o yasayı. O yasayla herkesi tutuklayabiliyorsun, istediğin herkesi mahkum edebiliyorsun. Sorarsan, e, abi yasa böyle ne yapayım diyor. Ama yasayı siz öyle yazarsanız doğal olarak öyle sonuçlar çıkar. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Bu etki ajanlığı meselesine Amerika çok hassas. Avrupa çok hassas. Bak Gürcistan çok takdir ettim. Gerçekten Gürcü halkı gerçekten çok takdire şayan işler yapıyor. Bu Rus modeli yasayı istemeyiz diye sokaklara döküldü insanlar ama Türkiye'de böyle bir atmosfer bırakmadıkları için sessiz sedasız bir gece arası torba yasanın içerisinde geçirirler diye bekliyorum. Evet bakalım gözleyeceğiz onu da. Bir taraftan da Ayhan Bora Kaplan davası gündemde olmaya devam oraya ediyor. Geçmeden, oraya geçmeden Amerika'da çok önemli bir haberimiz var. Ya yani lütfen onu atlamayalım. Şimdi çok dünden beri çok güldüğüm bir haber var. Ya bir görüntü bir yönetmenimizden rica edelim. Bir tane evet. Fox News'te Amerika'nın meşhur o Trump destekçisi Fox News. yani şunu bir iki dakika bir izletebilir miyiz bir imkan var mı yönetici? <gülüyor> yönetici, yönetici <gülüyor> <bir kartel? gülüyor> yes, how much? Around ten thousand. Ten thousand? Yes. In fact, the American people is right, completely true. Who come into this country? They don't know. Well, okay, I'm good, but uh, how if they not good? How they have killers, psychopath, else? Uh, no guarantee of that. Why? Like, like no, no security, no security check, no background check. No security check, no background check. You're worrying about who's crossing the border? <laughs> yes, yes. They are, of course me because I'm like people are not look normal. <laughs> Adam daha daha sınırdan geçen 3-5 dakika olmuş. <laughs> ya hayır. Ama ya gerçekten e, ibreti alem bir video. İbreti alem bir video gerçekten. Ya şöyle binlerce bak bu konu ciddi bir konu. Şimdi sen de ben de ilticacıyız bu ülkede. Ama bu konu ciddi bir konu. Çünkü Amerika güney sınırı tam anlamıyla bir kriz halinde. Her ay yüz binlerce insan Amerika'ya akın akın geliyor. Dünyanın her yerinden. Artık bu dehşet bir mafya oldu. Hani az önce adam dedi ya işte taşıyıcılara ne kadar ödüyor? 10 bin dolar dedi. Bir kişi de 10 bin dolar. İnanılmaz bir hani olay bir boyutu da var. Yani her gün binlerce insanın geçtiği bir sınırdan bahsediyoruz. Dönen paranın büyüklüğüne bakın. Yani öyle enteresan ki en son geçen gün e, Meksika polisi bir açıklama yaptı. Sahte pasaportlarla ilgili duvara yansıtmışlar sahte pasaportları en çok Türkiye pasaportu var abi. Yani utanç verici. Yani mafya örgütlerinin elinde böyle şeyler var. Neyse ama bu ya düşünsene adam 10 bin dolar verdim diyor. Ya daha sınırda. Az önce ülkeye illegal giriş yapmış. Az önce. Yani biraz önce ülkeye illegal girdi. Sen illegal olarak oradasın ve televizyona çıkıyor diyorsun ki tamam ben geçtim ama diğerlerini geçirmeyin. Sakın. Hani, hani bu şeye benziyor. İki kişi yola çıkıyorsun merdiveni dayıyorsun sınırı geçeceksin. Bir kişi yukarı çıkınca merdiveni itiyor. Şu an tam olarak yaptıkları bu. <laughs> ya Gerçekten ibreti alem bir durum. Diyor ki ben iyiyim ama değerleri kim bilmiyorsunuz. Onların hepsini geri gönderin falan ya da işte tabii sınırı kapatayım falan. vermeye başlamış yani. Bütün o çevredekilerle ilgili hüküm vermiş. Kendisi daha açık açık az söylüyor. Şu kadar para vererek geçtiğini söylüyor illegal olarak. Maalesef öyle. Yani ama Maalesef. şöyle hani immigrantların, mültecilerin ee, yabancı düşmanlığı değil de yani yeni gelenleri sevmemesi anlaşılabilir bu durum. Bu politik arenada bir karşılığı var bunun. Yani siyasi arenada bunun örneği var. Mesela Amerika'nın en büyük mülteci eyaleti Florida mesela. Ya da Texas. Buralar katı cumhuriyetçidir ve mültecilere en çok karşı olan yerdir. İyi de sen, sen mültecisin. Senin ne? eyaletlerin en çok mültecinin bulunduğu eyaletler ama onlar katı demokrat şeydir, katı cumhuriyetçidir, demokratları sevmezler ve sınırların kapatılmasını talep ederler. Hani bunun politika nerede bir karşılığı var? Ya ama yani bu şöyle olur genellikle. Adam sınırı geçmiştir, iltica başvurusunu yapmıştır, o süreç birkaç yıl sürmüştür, işini gücünü almıştır, evlenmiş, çoluk çocuğu olmuştur. Artık yenisi gelmesin der. O öyle bir şeydir o. Hani bir zaman geçer. Ya bizimki daha sınırda yapıyor bunu. daha sınırdan geçer geçmez. Hani özgüvene bakar mısın ya? Bir de Fox TV'ye çıkıyor. <laughs> Ve özgüvene bakar mısın? Yani gerçekten ibreti alem bir tablo. Ama şunu da söyleyeyim. Bugün geçtiğimiz günlerde bir avukatla hani izin almadığım için detaylarını veremem. Ama bir gün izin alabilirsem detaylarını anlatırım. İnanılmaz şeyler öğrendim. Ya kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda bilinen görünen o kadar çok AKP'li, MHP'li, partili üyeli vesaire insan Amerika'ya iltica ediyor ve bunların iltica dosyası nereden açılıyor biliyor musun? Bir kısmı Tabii ben Kürdüm diyor. Bir kısmı ben Kürdüm, Kürtlere baskı var diye başvuru yapıyor. Çok büyük bir kısmı da ben Gülen Cemaati e mensubu olduğum için evet. ya da cemaati sevdiğim için soykırıma uğruyorum deyip Amerika'da ilticaya başvuruyor. Evet. Önce tabii sosyal medya platformlarındaki izlerini siliyorlar. Ama yani gerçekten hani çok iğrenç bir e, iki yüzlülük terbiyesizlik. Türkiye'de bütün bu zulmü destekleyip Amerika'ya gelip ya ben Gülenist olduğum için işte ben Kürt olduğum için başıma iş geliyor deyip iltica eden insanlar bunlar. Gerçekten çok utanç verici başka bir boyutu aslına bakılırsa. Evet Türkiye zaten ülkeyi kendileri bitirdiler çünkü şimdi de o bitirdikleri ülkeden kaçmaya çalışıyorlar. <laughs> Ayhan Boran Kaplan davasına bakalım. Geçen hafta mahkemede celseler devam ederken Ayhan Bora Kaplan'la başka bir ona benzer mafya lideri diyebileceğim diyorlar. Aralarında tartışma çıkıyor. Bu editör masasında zaten konuşmuştuk. Mahkemede bayağı bildiğin düello eder gibi söz duellesiyle birbirlerine laf atıyorlar. Hatta küfür ediyorlar. Hatta tehdit ediyorlar. Bunları uzun uzun orada konuştuk. Fakat bir yerinde Ayhan Bora, Bora Kaplan Kendisine 15 Temmuz ve Süleyman Soylu mevzu sorulduğunda 15 Temmuz'daki o silahları sen nereden buldun adamlarına beraber diye sorulduğunda o da diyor ki 15 Temmuz suçlarıyla alakalı yasa çıktı oradan siz bana soru soramazsınız diyor. Yani bir oradaki suç işlediğini kabul ediyor. İki mahkemeyi diyor ki siz buna, bununla alakalı bir şey söyleyemezsiniz. Aslında 15 Temmuz davalarıyla alakalı da çok anlam çok şey ifade eden birkaç cümleydi Bayhan Barak Kaplan'ın kurduğu cümle. Fakat yasayla bir suçun üzerine örtülmesi mevzusu Sadece 15 Temmuz konusuyla ilgili değil, aslında dünya hukukunun da gündeminde olan konulardan biri. Ee, Ayhan Bora Kaplan'ın dediği gibi durumun olmadığı hukukçular tarafından söyleniyor. Biraz bunun detaylarını anlatır mısın? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, orada bir daha da netleştirelim şey mevzuyu. Ayhan Bora Kaplan'a bunu soran hakim değil. Bu ayrı bir skandal. İşte diğer e, şeyin e, avukatları tarafından sorulan bir konu ve Hakimlerin maalesef ki maalesef ya düşünün bakın Ayhan Boran Kaplan çetesiyle ilgili da, dosyada silahlar yok ve hakimler bunu sormuyor. Ya, savcı zaten araştırmıyor. Yani bu konu avukatlar tarafından gündeme getirilen bir konu ve Ayhan Boran Kaplan davasında tıpkı Sinan Ateş davasında olduğu gibi esasların üzeri örtülüyor. Esas konuların üzeri örtüldüğü için de karşımızda tuhaf bir yargılama var. Ama özgüye bakar mısın? Hani hakime bir tanem diyen, canım ciğerim diyen yani mahfuzdaki özgüvene bak. Neden arkanda kuşkuca MHP ve Süleyman Soylu var? Adam rahat tabii ki yani. Ve bu adam diyor ki bana diyor bu konularla ilgili sorular falan soruyorlar. Hani mahkeme başkanı sormuyor ama soranlar var. Bunları soruyorlar. Bunu soramazsınız diyor. O suçlar affedildi. Şimdi referans olan şey 696 sayılı KYK. Ve diyor ki o gece işlenen ve bu konuyla alakalı gelecekte işlenebilecek olan suçlar affedildi diyor. Kayka öyle söylüyor. Ya bir kere böyle bir kayka olmaz. Yani ne demek gelecekteki suçlar? Ya bir de böyle tanımsız bir ifade koyamazsınız ama koydular, geçtiler. Neden? Çünkü bakın mafya örgütü lideri bile suç işlendiğini biliyor. İşlenen suçları kendisi de farkında. İnfazlar, faili meçhuller. Bakın 15 Temmuz akşamında hayatını kaybeden sivillerin büyük bir kısmının kimin tarafından vurulduğu hala faili meçhul. Mahkeme kararları bitti. Yargıtay onaylıyor. Ama cinayetleri kimin işlediği belli değil. Yani işte geçtiğimiz günlerde Yüzbaşı Ümit Berber'le, İhraç Yüzbaşı Ümit Berber'le bir özel yayın yapmıştım. Ya cesetler ortada. Birileri bunları öldürmüş. Ama öldüren silahlar askerin değil. Peki kimin? E, mahkeme araştırmıyor. Ama sanıklara müebbet cezayı veriyor cinayetten dolayı. Ya yani öldürmediği kişinin ölümünden nasıl müebbet verirsin? Veriyor mahkemeler. Rezim mahkemeleri yapıyor bunları. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Ayhan Bora Kaplan o kadar rahat ki bunları bana soramazsınız bile diyor. Bırakın yargılamayı soramazsın. Niye? Çünkü yasa çıktı. Ama kötü haber vereyim. Kötü haber şu. Dün buna dair bir özel haber yaptım. Bireysel kanalda öyle izleyicilerimiz görebilirler. O da şu. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi diyor ki böyle bir şey olmaz. KYK ile işkenceye kötü muamele bu tip dosyaların üzerine örtemezsiniz diyor. Ve Türkiye'den savunma istediler bir dosyayla ilgili. Olay da şu, 2017'de Trabzon'da gerçekleşen bir hadise bu. Trabzon'daki mahkemede işkence başvurusu yapıyor bir tane mağdur. T Trabzon Başsavcılığı diyor ki hayır bunu ya, soramazsınız, KK var, takipsizlik veriyor. O da uluslararası mercilere taşıyor dosyasını ve Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komisyonu, bu, bu, çok önemli bir komisyon ve Türkiye'yi bağlıyor kararları, <laughs> diyor ki böyle bir cevap veremezsiniz diyor. Böyle bir şey nasıl yaparsınız? Bu ceza, ceza, hukukta cezasızlık diye bir şey yoktur diyor. Türkiye cevaben ne diyor biliyor musun? Türkiye cevaben diyor ki ya o KHK çıktı ama diyor o KHK bu tip suçları kapsamaz diyor. Türkiye'de hemen satmış. yani Hemen ve buradan Erdoğan rejimine güvenip de o suçları işleyen hele hele işkence ve kötü muamele yapan insanları hepsi uluslararası mahkemelerde sorun yaşayacaklar. Bunu hatırlatalım. Belgesinde yayınladım bunu. Yani böyle hani duyum falan değil. Resmi mahkeme. Türkiye'nin mahke şey e, resmi evrak Türkiye'ye gönderilen bu konuda ne yaptınız? Böyle bir şey olabilir mi diye. Türkiye'de cevap diyor ki ya o yasa onu kapsamaz diyor. Zaten o mevzu çok dardı. Biz işkence gibi, kötü muamele gibi konularda gereğini yapıyoruz falan şeklinde bir cevap veriyor. Ama önemli olan taraf şu. yapıp yapmaları ayrı bir konu. Önemli olan tarafı şu. Türkiye e kullandığı bürokratları sattı. Çok rahat oraya her zaman yapabilir. Erdoğan'ın satmayacağı kimse olmaz. Peki şimdi evet. Adem, bitirirken bir video var. Onu eğer arkadaşlar hazırlayabilirse ekrana getirsinler lütfen. Bunlar delirmiş gibi e, böyle operasyonlar falan yapılır. Bir de bunları işte şov, şimdi prodüksiyon işleri zaten iyice öğrendiler. Dronlar, muronlar. Bir tanesi ev hanımı, üç tanesi e, KHK'lı e, kişiyi normal böyle, normal insanların yaşadığı bir eve gidip e, özel harekat polisleriyle 20-30 tane polis, arabalar bilmem ne sarıp Normal şu insanları alıp götürüyorlar evlerine. Yani e, iyice iyice kafayı yediler diyeceğim. Kamuoyuna bir mesaj vermeye çalışıyorlar diyeceğim. Ya, saçmaladılar diyeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Ya bu bir şey. Yani hep söylediğimiz şeyi tekrar edelim. Yani birisi hırsızsa, ahlaksızsa, yolsuzsa kendini FETÖ bir kavramla kamufle ediyor. Bu hep yaptıkları şey. Süleyman Soylu bunu açıklayacağına şu mafyaları açıklasın. Daha dün Kırmızı Bülten'de aranan iki tane mafya lideri Türkiye'de yakalandı. Bunlar nasıl Türkiye'ye yerleştiler? Yüzlerce mafya Türkiye'yi tamamen bir vahşi batıya çevirdiler. Ayhan Bora Kaplan Sinan Ateş Suikastı, İçişleri Bakanı gariban insanların sırtında operasyon yapıp onları sırtına basarak götüreceğine, bunun arkasına saklanacağına çıksın adam gibi Sinan Ateş ile ilgili halkın bildiği savcının sakladığı konulara ilgili çalışma yapsın. Herkesin bildiği konular bunlar ama savcı bunları sakladı, siyaset sakladı. Ali Yerlikaya tam bir facia yani Süleyman Soylu faciaydı. Yani Süleyman Soylu'dan daha kötüsü gelmez diyorduk ama gelen gideni arattı. Süleyman Soylu deyince bir, bir cümle daha hatırlatma yapalım. Süleyman Soylu bir tane operasyon anonsu yapmıştı aynı bunun gibi ama e, şey gibi Yerlikaya gibi drone falan yapmıyordu. o, Daha böyle e, eski konvansiyonel diyelim. ...açıklama yapmıştı. Bataklık operasyonu yaptık, Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptık deyip 73 kişiyi böyle şov yaparak gözaltına almışlardı. Mahkeme bitti. Bugün itibariyle. 72'si beraat etti. Rejim mahkemesinde bile. Ki bu mahkeme... ...ya bu mahkeme... ...bankasede para var diye insanları otomatik cezalandıran bir rejim mahkemesi. Düşünün. Yani adam çete şöyle böyle diyor 73'te 72. Yani nerede Türkiye'nin büyük operasyonu? Başka bir haber daha var. Adam Kalashnikov'la iş adamının başka bir iş adamının dükkanını basıp tehdit ediyor. Şant, e, haraç istiyor vesaire. Mahkeme serbest bıraktı. Niye? Çünkü e, gazeteci bir adam tweet mi atmış? Ev hanımı mı börek mi atmış, kur, Öğrencilere burs mu vermiş? İşte tam bir Türkiye realitesiyle karşı karşıyayız. Koş koş. Hadim toparlayalım mı? Var mı ekleyeceğim bir şey? İki tane başlık hemen söyleyeyim. Bir çok e, orijinal ve hoşuma giden bir haber. Emekli askerlerin televizyona çıkıp yorum yapmasını yasaklayan bir yasa teklifi var. Bunu da Çürük Teğmen Çelebi. Nasıl yani? E, Cahit Yaycı göremeyecek mi şimdi yani? İşte ben buna üzüldüm. Yani eğleniyordum bu adamları izlerken. Ya. Cahit Cihat Yaycı falan gibi adamlar. Cihat Peki Peki bu, peki bu. Cüneyt Özdemir kimi çıkaracak şimdi? O da olmaz. İşte hayır ben de onu merak ediyorum. Bu A Haberi onu bunu yandaş medyası ne yapacak? Bu eski askerleri ekranı ekrana çıkarmayıp böyle elinde uzun sopalar veriyorlar ya ona da çok gülüyorum. Böyle oturduğu yerden sopalarla şey yapan insanlar oluyor. Böyle komik komik işler yapıyorlar. Artık herhalde onların yerine de Nedim Şener falan çıkar. Böyle bir tablo. Bu ilginç bir teklif yani yasa teklifi ve teklifi verenlerden birisi de Çürük Çelebi. Çürük Çelebi dememin nedeni şu. Mehmet Ali Çelebi herkes işte böyle kahraman pilot, Atatürkçü, işte geleceğin Genelkurmay Başkanı falan denen adam çürük raporuyla emekli oldu. Bunun da belgesini <laughs> yayınladı. Anne ne yapalım biliyor musun? Sen onu söyle Dur, sonra benim tek. Bana teklifim. bana dava açacağını söylemişti. Bekliyorum hala açmadı. Yani ben bu haberi yapalı Bir sene oldu. Hala bekliyorum Mehmet Ali Çelebi. Beni blokladığı için soramıyorum ben. İzleyicilerimizden ona sorsunlar lütfen. Ya bu çürük raporuyla sahte raporla emekli olmuşsun bunun belgesini işte gazeteciler yayına dava açacaktı ne oldu dava diye sorsalar sevinirim Çünkü beni blokladığı için soramıyorum Adem şimdi e, bu emekli askerlere diyelim ki Türkiye'de ekrana çıkma yasa getirirlerse tr 24 yönetimine sormadık ama onlara buradan açık çek verebilir miyiz gelsin de biz çıkaralım onları konuşuruz sohbet ederiz olmaz mı yok abi ya yani biz platformlarımız herkese açık da böyle yani böyle mevcutları... Gelsin ya gelsin bir şey olmaz. <laughs> Cihat sorarız bu şeyleri kurbanlık koyunlar var ya evlenme teklifleri sırasında. Onlarla Abi bir adam yayı da kalp krizi geçirir. Sonra başımıza bela olur. Yani <laughs> Cihat Yaşar soracak tonla soru var sorarız. Ama onları biz değil yani savcılar soracaklar. Yani çünkü Cihat Yaşar'ı biz burada ekranı alsak adam kriz geçirir başımıza kalır sonra. Ama hani çıkacak yer bulamazsa seni beni arayabilir ya bakarız yani. Yok abi ya o tip durumlar için işçi Parti'nin kanalı her daim var yani şey ulusal kanalda en son geçen gün ulusal kanalda gördüm herhalde bahçeşehir'den de atılmış başka bir üniversitenin adını gördüm başka bir yerde ağzından köpükler çıkararak e, saydırıyordu yani tam bir şey klinik vaka yani acı olan şey şu ki bu tip klinik vakaların işleriyle binlerce insan mağdur edildi. Evet pekala ben evet, son cümleyi söyleyeyim bir konu daha Manşetim. vardı bir konu daha vardı. Evet. bir konu daha vardı ya bugün Erdoğan konuşuyor. Hani zavallı biz oturup Erdoğan'ı izlemek zorundayız. Ee, evet. Biz diyor işte fakirden alıp zengine verme mevzuları ile ilgili e, şikayet Robin ediyoruz. Hüther, Neyse, Robin Luther Erdoğan. Fakirden alıp zengine verme falan. Ya, servet transferi oluyor. İşte zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor falan gibi. Ee, bir takım ne dediği anlaşılmayan ifadeler var. Ya arkadaşlar bu servet transferi falan değil. Bu bir soygun bu rejim servet transferi falan yapmıyor. Soygun yapıyor. Bu kur korumalı mevduat sisteminde ne oldu? Parası olanlara ekstra milyarlarca lira para aktardılar. Sonra kaldırdılar. Türkiye'nin her yerinde servet transferi var ve bu servet transferi soygun modeliyle yapılıyor. Gidip gasp ediyorlar, çöküyorlar. Çökme gibi bir pratik var. 15 Temmuz rejimi bir çökme rejimi. İnsanların malına mülküne çöküyorlar. Ona çökemiyorlarsa gidip başka türlü oyunlarla. Ya şu İstanbul borsasında çevrilen Erdoğan'ın yakın kadrosu özellikle Kartal İmumatip kadrosunu çevirdiği dolapları bir savcı ortaya dökse inanılmaz şeyler çıkar. Servet transferi bu işte ve bu soygun servet transferi değil. Bu soygun ve bu soygunun başında bizzat Erdoğan'ın kendisi var. Bilal Erdoğan var, başka Bilal Erdoğan'ı var, diğer yakın ekibi var. Evet. Adem tamam bitirelim artık. Hadi. Git. Tamam sus artık. Peki Allah. <laughs> Efendim. <gülüyor> ben de bakıyorum da şimdi birkaç konu daha var. Bu hayvanların hayvanlar meselesi var. Yolda gördükleri sokak hayvanlarını öldürmeleri, onu kanuna getirmeleri, götürmeleri. E, işte damadın ihasının e, İran e, ölen Cumhurbaşkanı'nın bulması konusu mevzuları falan var. Artık neyse onları başka programlara ya veririz. Ama yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar iğrençtim ya. Şimdi havuz medyasını izliyorum. İran'a giden her muhabir bulduğu her İranlı ya nasıl bizim Akıncı buldu değil mi? Evet Akıncı buldu değil mi? Selçuk'a da bir şey söyleyeceksiniz değil mi? Abi ayıp ya ayıp ayıp. Sen insanların i̇şte yaslı olan görme düşük profilli tipler işte ya. Ya nasıl sonradan görme düşük profilli tipler. Sevilay gibi tipleri görüyorum ekranda. İran'da işte şeyler. işte herkes şunu ya yani her muhabir şeyle soruyor tercümanla soruyorlar. Ya adam anlamıyor karşıdaki adam. Ne diyor lan bu modunda bakıyor. Tam bir tanesine denk geldim özellikle. hala daha haberdeydi. Ya işte muhabir döne döne şunu soruyor. İşte Türkiye akıncı gönderdi. İşte size çok yardımcı oldu değil mi? Size akıncı buldu değil mi? Adam şunu düşünüyor. Ne diyor bunlar acaba falan diye. Çünkü ülkenin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, bir sürü önemli insanın hayatını kaybetmiş ülkeyi asla. Ama bizim Türk medyasının İran'a gönderdiği adamlar haber yapmaya değil, Selçuk Bayraktar'a ya da Akıncı'ya bir güzelleme yapsalar diye kendilerini yırtıyorlar. Ve diyor ki adam oradan işte ya diyor Türkiye'den geldiğimi söyleyince Akıncı dediler diyor. Ya bu kadar da uydurmayın be arkadaşlar. Yani mesleği de bu kadar itibarsızlaştırmayın artık. Evet. Neyse. Çok yazık. Pekala. adam Hocam görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Okyanus ötesinden bu haftalık bu kadar. Herkese çok selamlar. İyi hafta sonları dilerim. Amerika'da bu hafta sonu long weekend diyorlar değil mi? Pazartesi günü Memorial Day var. Cumartesi, evet. pazar, pazartesi tatil yapılacak Amerika'da. Öyle olunca da herkes bir program yapıyor. Çevre bölgelere gidiyor. Bir tatil programı yapıyor. Yani hangi Amerikalıyla görüşsem şey diyorlar işte long weekend ne yapacaksın bir yere gidiyor musun falan. Böyle bir şey var Amerika'da. Abi bize tatil yaptırmıyor ki tereyi patron Pazartesi günü program var yine yani. TRT 24'lü sen bunu duyar mısınız? Pazartesi günü Memorial Day var okyanusun bu tarafında. Tamam, Ses verin. Görüşürüz. Peki hadi görüşürüz. Hoşçakalın.